Şimdi bu konudan bahsetmişken biraz gıdayı konuşalım istiyoruz. Çünkü son günlerde özellikle belli gıda ürünlerindeki fiyat artışları çok konuşuluyor, çok dikkat çekiyor. Şimdi bunların başında da patates geliyor. Soğandaki fiyat artışının nedeni ne? Biliyorsunuz o kısımda da büyük bir artış var. Şimdi son bir ayda diğer temel gıdalara ne kadar zam geldi? Hepsini merak ediyoruz. Tek tek de konuşacağız. Konuğumuz Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkan Yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Erhan Ekmen. Ankara stüdyomuzda şu anda bizimle birlikte. Erhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği olarak size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü halkımızın hem cebini hem de sağlığını etkileyen önemli konularda doğru bilgiler verilmesiyle ilgili fırsat oluyorsunuz. Aynı zamanda da çiftçiye destek oluyorsunuz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Asıl siz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konuda bizi bilgilendireceğinize eminiz. Önemli konular var. Malum vatandaş da merak ediyor. Ne olacak, nereye gidecek bu durum diye. Bu yüzden bu konuyu sizinle şöyle tek tek konuşalım istiyorum. Hatta ürün bazında konuşalım istiyorum. Patatesle örneğin başlayalım. Şimdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin rakamlarına göre patatesin market fiyatı %41,9 arttı. Şimdi neden? Ne oluyor? Patates niye artıyor? Bizim için patates, soğan bunlar her zaman ulaşılabilecek, çok uygun ürünlerdi. Ama şimdi gel gör ki patatesi konuşuyoruz sizinle. Ne dersiniz? Niye böyle oldu? Haklısınız. Çünkü soğan da patates de Türkiye'de Anadolu tarımında çok rahatlıkla yapılabilecek. Hem erkenci olarak hem de geççi olarak ekimleri yapıldığı için yıl boyunca tedariki sürekli sağlanabilecek ürünler. Böyle olduğu için de biz aslında yıllardan beri patates ve soğanda normalde sıkıntı çekmeyiz. Ama son zamanlarda öyle şeyler yaşamaya başladık ki tam patatesin Nevşehir'de üretiminin bittiği, depolarda da kalmadığı tarihte ve Adana'da da üretimin yeni başladığı tarihte, ki biliyorsunuz ilk üretim çıktığında hangi ürün olursa olsun kısa süreli bir fiyat artışı olacaktır, bir rağbet olacaktır. Fiyatlar bir süre artar. Ama bizim şu andaki fiyat artışlarımız onun da biraz daha önüne geçerek ciddi anlamda yükseliyor. Burada şöyle bir durum var. Eskiden üretici elindeki ürünü depolardı. Ve bu depoda tam bu geçiş döneminde yokluk olmazdı. Piyasaya sürekli ürün arzı olduğu için fiyatta da çok fazla dengesizlik yaşamazdık. Ama geçen senelerde biliyorsunuz bu depolayıcılara siz stokçusunuz ve burada sıkıntı yaratıyorsunuz diye üzerlerine çok gidildiği için son zamanlarda stoklama yapılmadığı, depolama yapılmadığı için de böyle geçiş dönemlerinde kısa dönemli dalgalanmalar yaşanıyor. Şimdi Adana bölgesinde Çukurova'da başlayarak tekrar üretimimiz artacağı için bir süre sonra tabii ki bu fiyatlar düşecek. Belli bir dengeye gelecek. Yani şöyle mi anlamalıyım ben? Bu geçici bir dönem mi bu şekilde olacak? Sonra tekrar patatesi uygun fiyatlara alabilecek miyiz biz vatandaş olarak? Aslında normal şartlarda alabilmemiz lazım. Ama tabii ki öyle olmuyor ne yazık ki. Çünkü patatesin ekimiyle ilgili, yapılacak masraflarla ilgili fiyatlar sürekli aslında artıyor. Diğer taraftan bu patatesin soframıza gelinceye kadar geçirdiği süreçteki basamaklar, değer zinciri dediğimiz üretim öncesinden tüketicinin sofrasına kadar uzanan değer zincirindeki aktörlerin sayısı da çok olduğu için ve bu aktörlerin her birinin depolama, işçilik, maliyet gibi sorunları da sürekli arttığı için bu enflasyonist ortamda normalde azalması, düşmesi gereken fiyat ne yazık ki düşeceğini pek tahmin etmiyorum. Ama en azından üretimde bolluk olduğu için hiç olmazsa bu yükseliş trendi biraz daha yavaşlar ve yine ulaşılabilir bir ürün olmaya devam eder diye umuyorum. Peki şimdi bir yandan da yönetmenim Ece'den rica edeceğim, bir grafiğimiz var. TÜİK'le TEZOB'un karşılaştırması aslında. Şimdi TÜİK'le TEZOB'un patates zam oranlarında ciddi bir fark var. Biri %41,9, diğeri de 11,73 gösteriyor. Şimdi bu kadar fark normal mi? Ya da bu fark neden kaynaklanıyor?
İstatistik biliminde istediğiniz sonucu alabileceğiniz sonuçları çıkartabilirsiniz. Bu aslında istatistiği nasıl kullandığınızla ilgili. İsterseniz hemen kısaca yöntemlere değinirsek bu sonucun niye böyle olduğu çok aşikar derecede ortaya çıkacak. Öncelikle ziraat odaları verilerinden başlayalım. Ziraat odalarındaki arkadaşlarımız yıllardan beri üreticiden, aracılardan ve nihai marketlerden fiyatları toplarlar. Ama onlar fiyatları ayın son günü toplarlar ve o ayı temsil edecek şekilde toplarlar. Ve genellikle de bir marketten değil, birçok marketten, çeşit çeşit marketten alırlar ya da belli bir marketlere doğru, bir yapıya doğru yönelimleri söz konusu değildir. Halbuki TÜİK haftalık bazda veri toplar. Bu verileri de ay sonunda aylık bildiri yapabilmek için 4 haftayı toplayıp 4'e böler. Şimdi şöyle düşünün. Patates fiyatları 11 liraymış, 17 liraya çıkmış. TÜZOP diyor ki ziraat odaları bu fiyat artışı 11 liradan 17 liraya çıkmıştır. Gerçekten de fiyat orada gözüktüğü gibi %42'lere denk geliyor. Ama İstatistik Kurumu diyor ki bu fiyat artışları işte her hafta şu şekilde şu şekilde toplayıp 56'yı diyelim ki 11 lira, 13 lira, 15 lira, 17 lira oldu. Toplayıp 4'e böldüğünde 13 lira, 14 lira gibi bir fiyat buluyor. Bir de TÜİK'in yapmış olduğu, gitmiş olduğu araştırma yerleri, zincir marketler genellikle üzerlerinde baskı olan ya da bir takım desteklerle fiyatları daha aşağıda tutmaya çalışan firmalar ya da perakende zincir mağazalar olunca orada da belli bir miktar düşüş oluyor. Böyle olunca da onların sayısı %12. Yine nasıl çıkıyor bilmiyorum. Zorlasanız da %12 çıkması biraz zor gözüküyor ama. Zorlasanız da %12 çıkmaz yapınca, kısmından kastınız daha mı yüksek çıkması gerekiyor sizin şöyle söyleyeyim. Söylemenizde. Bunu şimdi bakın. Benim söylemimden daha ziyade bunu bizi izleyenler karar versin. Doğru. Yani patates 11 liradan. Lütfen bunu seyircilerimiz karar versin. Patates geçen ay 11 liradan %10 artarak 12 liraya mı çıktı? Yoksa 11 liradan %40 artarak 17 liraya mı çıktı? Herkes eli cebinde, gözü var, görüyor. Bunu insanlar karar versinler ve gerçeğin ne olduğunu bizi izleyenler bizden çok daha iyi söyleyecektir. Bunun için bir yorumcu olmaya gerek olduğunu sanmıyorum efendim. Doğru, doğru. Çok haklısınız. Zaten aslında en çok onlar hissediyorlar bu durumu. Çünkü sebze ve meyvede dediğiniz gibi gıdada pazara gittiğinizde zaten her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz aslında bu artışların ne kadar olduğunu belki de vatandaş bizden daha iyi hesaplayabiliyor. Şimdi yine TÜZOP'un verilerine göre havucun fiyatında ciddi bir artış görülüyor. Şimdi oradaki denklem ne? Neden diyeceksiniz? Şimdi siz daha iyi bilirsiniz ama havuç özellikle ilkbahar ürünlerinden değil mi? Yani tam da bu dönemin ürünü değil mi? Neden böyle bir artış söz konusu? Depolarda mı eksiklik var? Ürün ekiminde mi eksiklik var? Yoksa stokçuluk mu? Yani ne oluyor? Niye bu şekilde yükselmeye devam ediyor bu ürünlerin fiyatları? Sayın Çebi, konuyu çok iyi takip ettiğiniz ortada, siz daha iyi bilirsiniz dediniz ama cevabı da benden önce çok güzel lütfen verdiniz. Tebrik ediyorum. Gerçekten de havuçla ilgili üretim, daha önceki kışlık üretimimiz tamamlandı. Stoklardaki ürünler de neredeyse tamamen bitti. Ve şu sıralar bahsettiğimiz gibi tam da zamanı. Ama geçen seneki maliyet fiyat ilişkisindeki sıkıntılar havuç üreticisinin havuca yönelmesini engelledi. O yüzden de şimdi tam da ürünün bol olması gereken zamanda dilediğimiz kadar bol ürünün olmadığıyla karşılaştığımız için pazara gittiğimizde eskisi şekliyle ürünle karşılaşmıyoruz. Burada da bir anda havuçta zaten beklenen bir durum. Fiyatlar bir miktar yükseldi. Ha bu yükseliş havuçta üretim süreye gelecek. Umuyorum ki orada da önümüzdeki günlerde bollukla fiyatların normale gelmesini
alınabilir güce olmasını isteyeceğiz ama dediğim gibi eğer enflasyon artışı devam ederse ve bu değer zincirindeki sürece bir çözüm bulamazsak biz ne yaparsak yapalım dünyanın en fazla pavucunu bile üretiyor olsak ne yazık ki fiyatlarda en azından bu artıştan sonra bir geriye dönüşü beklememiş zor olur. Peki şimdi ben söyleminizden şöyle bir durum çıkardım. Doğru mu çıkardım lütfen sizin de yorumlamanızı isterim. Sanırım yaşanan sıkıntılardan sonra özellikle çiftçi o ürüne gitmemeyi tercih ediyor. Bu da önümüzdeki yılda başka bir sıkıntıyı doğuruyor aslında ürünle ilgili. Şimdi bununla ilgili peki bizim bir tarım politikamız var mı? Yani şimdi şunu gördük. Havuç çok yüksek fiyata şu anda satılıyor. Belki elde de çok fazla yok. Bu sefer çiftçi şunu düşünebilir. Aa, seneye ben o zaman havuça daha çok yöneleyim. Çünkü sıkıntı var. Bu sefer herkes havuça yönelecek ve yine orada bir problem doğacak. Yani bunun bir çözümü var mı? Ya da bununla ilgili bir politika, tarım politikası? Sayın Çevi, sizin bu anlattığınız şey iktisat biliminde Kofweb, örümcek ağı teoremi diye bilinen çok basit, yaygın bir teorimin kendisidir. Siz o teoremi şu anda halkımıza, bizi izleyenlere çok net bir şekilde ifade ettiniz. Ama bu maalesef sürekli Türkiye'de görünen ve yaşanan bir üretim planlama politikasızlığı ile ilgili sorundur. Bunu soğan patateste de çok yıllar yaşamaktayız. Yeri geliyor diğer ürünlerimizde de böyle yaşamaktayız. Halbuki dünyanın birçok yerinde özellikle de tarımda ileri gitmiş ülkeler son 50 yıldır bu Kofweb teoremini sadece kitaplarında, iktisat kitaplarında birinci sınıf derslerinde görürler ve orada biter. Bunu aslında çiftçimiz de çok iyi biliyor. İnanır mısınız sahaya çıktığınızda bu İngilizce adıyla örümcek ağı teoremini çiftçimiz bilmekte. Peki diyoruz niye yöneliyorsun? Bak bu sene böyle olduğunu biliyorsun. Yönelmesen daha iyi değil mi? Çiftçi tek başına. Diyor ki ben tek başımayım ne yapabilirim? Elimdeki üretim miktarı, para bu ürünün üretimine yetiyor. Masraflarım buraya doğru yönelmek zorunda. Biz genellikle de bir bölgede topluca üretim yaparız. Bir komşumuz ya da bir bölge ne yapıyorsa o tarafa doğru yöneliriz. Bilerek başımıza geleceği ne olduğunu anladığımız halde başka yola gidebilme durumumuz yok. O yüzden de bu durum hep bizde bu şekilde yaşanıyor. Peki Avrupa'da nasıl engelleniyor ya da Amerika'da ya da tarımda ileri gitmiş ülkelerde nasıl engelleniyor? Bu işin çözümünü sevk ve idare kabiliyeti olabilen, piyasaya müdahale edebilen liyakatli kadrolarla oluşmuş üretici örgütleri yapıyor. Yani az önce de bahsettik ya hani üretim öncesinden üretim sonrasına kadar bir sürü değer zincirinde aktör var. Örneğin Antalya'dan çıkan bir ürün önce ardiye denilen yerlere gider sınıflandırılır. Sonra buradan hale gelir. Buradan Antalya halinden Ankara'da İstanbul haline gider. Oradan da perakendeciye gider. Ve her seferinde ne olur biliyor musunuz? Bir kere işçilik biner, bir kere depolama biner, bir kere nakliye biner, bir kere hal resim parası biner, KDV biner, yeri geldiğinde komisyoncu parası biner. Ve bunu 4 defa tekrar ettiğinizde aynı ürünün fiyatı 4 defa daha artar. Şimdi bununla bu şekilde mücadele edebilmeye imkan yok. Başta da anlattık. Çiftçi hem tohumu parayla alıyor yurt dışından, hem mazot çok pahalıya geliyor, hem gübre çok pahalıya geliyor, hem ilaç ciddi anlamda pahalı. Az önceki haberinizden önce denildi ki işte ilaç kullanımıyla ilgili geri dönüşler var. Çiftçi doğru düzgün ilaç ya da gübre kullanamıyor ki onlarla ilgili kısıntılarımız ve sıkıntılarımız olsun. Şimdi böyle bir ortamın olduğu yerde çözüm nasıl olur? Avrupa Birliği'nde üretici örgütleri o kadar güçlüdür ki piyasadaki o bizim bahsettiğimiz zincir mağazalarla alışverişi toplu sözleşmelerle önceden belirler. Ve piyasanın talep ettiği miktarda, kalitede ürünü onların talep ettikleri tarihlerde ve mümkünse de fiyat aralığında nasıl üretileceğiyle ilgili onlara sözleşme yani ortada bir planlama var. Sonra geri döner. Evet. Sonra da geri döner bu taahhütü çiftçileriyle, ortaklarıyla sen şu tarihte şu ürünü şu miktarda şuraya şu şekilde ekeceksin. Bu tarih aralığında örneğin sen yazlık ekeceksin, sen kışlık ekeceksin, sen gecikmeli olarak kışlık ürünü biraz daha şu tarihte yapacaksın diyerek piyasadaki o dalgalanmayı engelleyecek. Üretimi planlar.
Ama sadece bununla da kalmaz. Bir de gider tedarik firmalarıyla yıl başından önce, üretim yılından önce mazotu, gübreyi, ilacı çok daha düşük fiyatla ve belirli bir miktarda alır. Böyle olunca çiftçi yılbaşından önce ya da üretim döneminden önce tarlaya fazla gübre de atamaz, ilaç da atamaz, çevre kirliliği de olamaz. Bakın bir eylemden bahsettim size. Bütün sorunlarımızla ilgili çözüm önerilerini de sıralamış oldum. Hı hı. Ya Avrupa Birliği bunu yapıyor. Biz acaba bunu yapamaz mıyız? Yeterince üretici örgütümüz var ama ne yazık ki onlara fırsat ve yetki verilmiyor piyasada. Şimdi Sayın Ekmen, baktığım zaman aslında bunu... O yüzden de biz bunu yapamıyoruz. Şimdi Sayın Ekmen, sizin anlattıklarınıza baktığımda gerçekten anlattığınız şeyler aslında çok kolaylıkla yapılabilecek çözümler. Bunun için hani çok kesinlikle çok uğraşmaya gerek yok. Aslında bir planlama yapıldıktan sonra, akabinde bu konuda da çiftçi yönlendirildikten sonra hem çiftçinin kazandığı, belki de mağdur olmadığı daha doğrusu, hem de vatandaşın bu tarz ürünleri, gıda ürünlerini evine, mutfağına kolayca koyabildiği bir sistem oluşacak. Şimdi ama olmadığı zaman işte patates, soğanı konuşuyoruz. Şimdi soğanda da benzer durum var. Siz de biliyorsunuz çok fazla konuştuk soğanı. Konuşmaya da devam ediyoruz. Neden? Hep hani şöyle söyleriz ya, hiçbir şey olmasın soğan ekmek yerim. Bir muhabbeti vardır ya çok çok eskiden beri. Ama şimdi bakıyoruz, şimdi soğan ekmek yemek de neredeyse lükse döndü. Buradaki soğandaki durum patatesle aynı durum mu? Yoksa burada spesifik bir başka nedeni mi var? Ne dersiniz? Yok, hayır. Patatesle soğan zaten birbirinin kardeşi gibi ürünlerdir, hı hı, gerçekten de. Maalesef soğandaki durum da... depolardaki soğanın bitmesinden, hı hı, ve Anadolu, Çukurova'da yine orada da erkenci ürünler biliyorsunuz hep aynı iklimden dolayı bölgede başlar. Erkenci ürünler orada biraz fiyatlar yüksek olarak çıktı şu günlerde. Ama bu da patatesteki durumla benzer şekilde, hı, normal şartlarda Türkiye'de bu şekilde yüksek enflasyon olmasa, bunların girdileri dövize bağlı olmasa, dediğim gibi değer zincirinde bu kadar aktör olmayıp da bir üretici örgütü direkt üreticiden alıp, hı hı, o aradaki kademeleri oraya gitti, buraya gitti, şuraya gitti yapmadan doğrudan nihai üreticiye üretebileceği sistemleri kolaylıkla kurabilse, o zaman biz bu sorunları yaşamayacağız. Ne dalgalanma olacak, ne örümcek ağındaki gibi bir yıl varlık bir yıl çokluk olacak, ne de enflasyonla ilgili fiyat artışları olmayacak ve bizi, hı hı, de etkilemeyecek. Hatta şunu da söyleyeyim size. Yüksek enflasyonun sebebi biliyorsunuz aslında dar gelirlinin cebindeki en yüksek mutfak gelirinden kaynaklanmaktadır. Hı hı. Yani enflasyon hızını tetikler gıda masrafları. Eğer siz böyle bir düzen kurup da gıdayla ilgili ürünlerin fiyatlarına bir düzenleme, bir dengeleme, hı, getirirsiniz, ülkedeki enflasyonu da kendiliğinden dizginlemiş olursunuz. Evet, çok çok önemli bir konuydu bu. Altını çizelim. Şimdi farklı bir konuya geçeceğim. Daha doğrusu sebze meyveyi biraz kenara bırakıp artık et konusuna bakmak istiyoruz. Çünkü neredeyse altında yarışır hale geldi. Bir yandan da yine rica edeceğim o etle ilgili grafiğimiz gelsin. Şimdi rakamları farklı olsa da TÜİK'le TİZOB'un artış grafiğinde kuzu ve dana eti önemli bir yer tutuyor. Özellikle de kuzu eti. Şimdi bu etlerin fiyatlarında düzenli ve yüksek bir artış da var. Bunları neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar bir artış oluyor? Şimdi bakıyorum, kuzu eti %21,4 diyor. Dana eti de %13,3. Siz ne düşünüyorsunuz? Size dinleyelim. Sayın Çebi, yine çok doğru bir söz söylediniz. Et fiyatlarındaki istikrarlı artıştan bahsettiniz. Hı-hı. Şimdi bakın, bu artışın artık istikrarlı hale gelmesi sorunun bir kısır döngüye girdiğini gösterir. Yani bu aslında sorun artık iyice ayyuka çıktı ve içinden çıkılmaz duruma geldi. Düşünün, öyle bir durumumuz var ki ette artık sürekli fiyat artışını makul görüyoruz ve bunu bir istikrar gibi kabul ediyoruz. Ama tabii ki değil, durum normal de değil. Ama halkımız şu anda sanki sürpriz bir olayda fiyatlar artıyormuş gibi görüyor ama 4 senedir, 5 senedir bu işin içinde olanlar, yazan kişiler, uzman kişiler, hocalarımız, hı hı,
hepimiz dedik ki lütfen bu iş böyle gitmez. Çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz ve işin farkına varıldığında da geri dönüşü çok daha uzun süre alır. Lütfen bu konuyla ilgili tedbir alalım dedik. Nedir gelinen durumumuz 5 senedir? Çok kısa söyleyeyim. Öncelikle süt fiyatları. Hı hı. Süt fiyatları son 4 senedir hiç artmıyor. Şöyle söyleyeyim, bir süt işletmeciliğinin karlı olabilmesi için yemle 1,5 paritesinin olması lazım. Yani 1 kilo süt 1,5 kilo yem alabilmeli. Ama şu anda 1 kilo süt 7 lira, 8 lira, 8,5 lira USK tarafından söylenen fiyat. 1 kilo yem de 7 lira ama 1,5 lira kilo olması gerektiğinde 12 lira. Yani üretici her sağdığı 1 litre sütte ortalama 3 lira zarar ediyor. Ve bu durum son 4 senedir geliyor. Şimdi buna can mı dayanır, mal mı dayanır? Şöyle o zaman, üretici zarar ediyor ama biz tüketiciler de ürünü ister istemez yüksek fiyatlara alıyoruz. Hem de nasıl, hem de nasıl. Özellikle de işlenip de peynire, tereyağına, diğer ürünlere döndüğünde süt miktarı kadar fiyatlarda artış değil, ondan çok daha yüksek miktarlarda artışlarla karşılaşıyoruz. O zaman şunu bilmemiz lazım. Eğer kasapta yediğimiz, aldığımız etin fiyatı yüksekse, peynirin ya da tereyağının fiyatı yüksekse, bunun suçlusu çiftçinin yüksek fiyatları değildir. Hı. Aslında çiftçi de tüketici kadar mağdurdur ve onlar da düşük fiyatlar almaktadır. Peki bu sütteki düşük fiyat niye sebep oldu? Bakın, süt işletmeleri, anneler, analar, her sene yavrularlar ve bu danalar erkek hayvan olarak kasaba giderler, besiye alınırlar ve kasaba giderler. Evet. Ve biz et ihtiyacımızı özellikle buradan karşılarız. Ama siz eğer sütünüzde yeterli kazancı sağlamazsanız, o zaman yapmanız gereken şey bu danaların da haricinde anaları da satmaya başlamaktır. 10 tane ananız varsa işletmenizde, durumu kurtarabilmek için bugün bir tanesini satarsınız, yarın bir tanesini daha satarsınız. Ama bu neye sebep olur? Eğer ana ölürse, bir, öncelikle yarın sütünüz azalır. İki, gelecek yıl dananız olmayacağı için etiniz de azalacaktır. Bu birbirini tetikleyerek giden bir durumdur. Geçen sene dedik ki, bakın analar %10 azaldı. TÜİK'in verilerine bakın geçen sene. Hı hı. Gerçekten de TÜİK dedi ki, et üretimimiz %10 arttı, süt üretimimiz %7 düştü. Yani aslında TÜİK de bu durumu ispatladı, tasdiklemiş oldu. Böylelikle de ne oldu? Bir süre piyasada et bolluğu oldu ve süt gittikçe daha da azalmaya başladı. E peki et bolluğu olduğu zaman bir ürünün artışı olduğunda fiyat düşmez mi? Buna rağmen fiyat düşmedi. İşte kısır döngü de burada başlamaya başladı. Peki bu orada niye düşmedi? Biz artık, çünkü fiyatlardaki maliyetlerin artışı o kadar yüksek ki, bu yüksek artışı bolluk olmasına rağmen geri yansımasını göremedik. Hani az önce size dedim ya, patateste de bir bolluk mutlaka olacak ama bu bolluğun olması fiyatların geri geleceği anlamına gelmeyebilir, bu konuda endişem var diye. Biz bu endişeyi geçen dönemde bir miktar analar gitmemesi gereken, kesilmemesi gereken analar kasaba gidip de suni bir şekilde artan et ortamında gördük. Et artışına rağmen fiyatlar düşmedi. Yani Sayın Ekmen, şunu diyebilir miyiz? Yüksek. Aslında siz bunu daha öncesinden, birkaç yıl öncesinden gözlemlediniz, fark ettiniz. Bu konularla ilgili uyarılarda bulundunuz. Bunun daha sonra daha büyük bir sıkıntı yaratacağını belirttiniz. Ve bugün geldiğimiz noktada haklı çıktınız. Doğru mu anlıyorum? Maalesef doğru. Çünkü zaten eşyanın tabiatına aykırı başka bir şeyin olması. Bilim ne diyorsa, tabiat ne diyorsa, biz sadece onu söylüyoruz. Biz çok bilinmeyen ya da olmaması gereken bir şeyi anlatmıyoruz. Tabii. Yani bu sadece benim şahsımla ilgili bir olay değil. Bütün tarım yazarları bunu anlattılar. Hocalarımız olarak bizlerden arkadaşlarımız bunları anlattılar. Bir sürü yerde insanlar anlattı ama ne yazık ki zamanında etkili politikalar oluşturulmadı. Ama bakın, devletin içinde de bu politikaların belirlenmesinde Tarım Bakanlığı'ndan daha ziyade Maliye Bakanlığı'nın etkisi olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz bu konularla ilgili gözetim, denetimle ilgili yetki Tarım Bakanlığı'nda değil, Maliye Bakanlığı'nın elinde.
Oradaki insanların da belki iktisat konusunda ehiller ama tarım iktisatı konusunda ne kadar ehil olduklarına çok daha dikkat etmek ve onların bu konularda çok daha dikkatli olmalarını sağlamamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı da elinde çok ciddi anlamda yetki kalmayarak Maliye Bakanlığı'nın müdahaleleriyle işi yürütünce işte tabii sıkıntılar oldu. Çok sık, sık makam değişiklikleri olduğu gibi konuları düşündüğünüz zaman gelinen bugün nokta ne yazık ki ithalatla sorunu çözelim. Dünyanın hiçbir yerinde hem peki, etçi ürün bir hem de çözüm sütçü mü? hayvan ithalat yapılmaz. Kesinlikle değil. Bakın çok uzun yıllardan beri belki 50 yıldır Türkiye'de hep ithalat yapılır. Son 12 yılda 9,5 milyar dolar vermişiz. Bakın bu çok büyük bir para. Yani havacılık sanayiyle falan da mukayese edebileceğiniz kadar büyük bir para. 9,5 milyar. Geldiğimiz yer o nokta ortada. Şu anda 5000 hayvanı getirmeye çalışıyoruz. Onlara da 600 milyon dolar vereceğiz. 600 milyon doları biz çiftçimize verseydik, yabancı çiftçiye göndermek yerine kendi tarım politikalarımızla ilgili buralarda başka şeyler yapsaydık, örneğin TİGEM'lerde bununla ilgili güzel şeyler yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? O yüzden bu konuda çok ciddi çalışma yapılması gerekiyor. İşte Et Süt Kurumu geçenlerde bir açıklama yaptı. Biz hayvancılıkla ilgili gerekirse biz kendimiz işin içine gireceğiz diye. Ama bunun da dünyada örneği yok. En son komünist ülkeler yapıyorlardı. 90'lı yıllardan sonra bu dünya bitti. Böyle bir dünya yok. Devletin üretip de yaptığı. Bunu sözleşmelerle yaptırabilirsiniz. Ama bakın az önce meyve sebzede konuşmuştuk ya hani piyasaya evet, sözleşmeyle müdahale sözleşmenin yapılması. Burada da yine hayvan örgütlerinin, hayvancı örgütlerinin, hayvancılık yapan üreticilerin örgütlerinin devreye girip sözleşmeyi onların yapması, onların üzerinden sürdürülmesi gerekli ki bugün gelişmiş ülkelerdeki gibi hayvancılıkta da sorunlarımızı çözelim, tedbirler alabilelim. Peki Sayın Ekmen, bu konuyla ilgili şunu da merak ediyorum. Şimdi et fiyatlarında dedik ki düzenli ve yüksek bir artış var, cümlenin başında söylemiştim. Evet. Peki bu saatten sonra özellikle yakın ya da orta ya da uzun vadede ne dersiniz? Et fiyatlarında bir düşüş ya da stabil kalma durumu söz konusu olabilir mi? Yoksa bu artış trendi bundan sonra da devam edecek mi? Siz ne öngörüyorsunuz açıkçası merak ediyorum. Valla bugün frene bassak bu sonuçları değiştirmemiz en az 2,5 yıl olur. Çünkü ana sayısını bir yandan arttıracaksınız. Bir yandan o anaların yavrularının doğup beslenmesiyle ilgili süreci arttıracaksınız. Diğer taraftan bunların dışa bağımlılığı ile ilgili damızlıkların dışarıdan gelmesi, bu embriyo transferleri ile ilgili sıkıntılar, besleme sorunları, yemle ilgili mısırın, arpanın ya da rasyonların hazırlanmasıyla ilgili Türkiye'deki altyapının oluşturulması gibi size sayabileceğim çeşit çeşit sorunla ilgili çözüm önerilerini bugünden yarına çözemediğimiz sürece en nihayetinde her ürünün bir maliyeti vardır. Maliyetle ilgili tedbir alıp değişiklik yapamadığınız sürece ürünün ucuzlamasını beklemek de hayal olacaktır. Yani peki, gökten zembille bir yağış olursa belki o zaman bir değişiklik olur ama böyle bir bu şey da mümkün de değil diyorsunuz. Biliyoruz. Maalesef. Peki, maalesef. Peki maalesef. Şimdi keşke... buyurun buyurun lütfen sizi dinliyorum. Ama dediğim gibi çözüm yok mu? Kesinlikle çözüm var. Hemen bugün başlasak birkaç sene içinde bir daha ülkemizde bu sıkıntıları yaşamayacağımız, eskiden böyle de sıkıntılar yaşardık, ne günler yaşamışız diyeceğimiz çözüm önerilerini, mutlak ve uzun soluklu çözüm önerilerini kesinlikle üretebilecek kapasiteye sahibiz, doğaya peki, sahibiz, yetiştiriciye sahibiz, teknik kişiye sahibiz. Yani lütfen olumsuzluk olarak düşünülmesin. Aslında yapabileceğimiz çok büyük potansiyelimiz var. Peki. Biz ülke olarak şu sıralar her nedense varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Şimdi peki Sayın Ekmen, biraz önce konuştuk, dedik ki özellikle analar kesiliyor. Bu nedenle de süt sıkıntısı yaşanmaya başladı. Et konusunda sıkıntılar yaşıyoruz, yaşayacağız bundan sonra. Çünkü anneler kesildiği için artık danaların gelmesi de gecikecek. Tamam, etteki problemi net bir şekilde anladık. Peki tavuk etine ne oluyor? Tavuk eti niye böyle? Oradaki sorun ne?
Orada da sorun şu, tavuk etinde dünya çapında güçlü firmalarımız var. Hı-hı. Ve gerçekten sektörümüz çok iyi. 90'lı yıllarda, 80'li yıllardaki gelişimlerle biz dünyada ciddi bir tavukçuluk sektörüne sahip olduk, sağlam bir sektöre sahip olduk. Oradaki sektörde de bizim firmalarımız hem kendi entegre tesisleriyle, hı-hı, hem de entegre sahibi küçük işletmelerle sözleşmeler yaparak sistemi çok iyi idare ediyorlar. Çünkü bu entegre sahipleri de işin içinde oldukları için çiftçinin halinden alınayıp onlarla beraber küçük üreticiyle birlikte üretim yapıyorlar idi. Ama buradaki girdilerle ilgili sıkıntılar onları da vurmaya başlayınca, özellikle de stoklardaki maliyet. Şimdi tavukçulukta bakın, hiçbir zaman dün kesilmiş hayvanı bugün rafta görmeyiz. Genellikle bir stok zinciri vardır. O stoklamada piyasaya düzenli ve dengeli hem iç piyasaya hem dış piyasaya ürün sürülür. O yüzden de hiçbir zaman tavuk ürünlerinde dalgalanma yaşamayız. Yumurtada da uzun yıllar hep fiyatlarımız sabit gitmişti. Ama bu depolama sorunları artınca bir anda bu işi yürüten kişiler iflas etmeyle karşı karşıya kaldılar. Çünkü çok büyüktü bu masraflar. Ve stokçuluktan, depoyla yürümekten vazgeçtiler. O zaman ne oldu? Anlık üretip anlık tüketmek zorunda kaldık. İşte tam bu dönemde Türkiye'de enflasyonun dar gelirli üzerinde yarattığı baskı geldi, tavuk üreticisini vurdu. Çünkü alımlar düştü. Alımlar düşünce de bu sefer üretim daha da kısılmak zorunda kaldı. Aynı zamanda bu fiyatlar yurt dışı fiyatlarında etkilediğinde biz aslında ciddi anlamda komşu ülkelerimi hem tavuk eti satan hem de yumurta satan bir ülkeyiz. Ve onlar ne istiyorsa, kimisi kanat sever, kimisi but sever, kimisi tam gövde sever, hı-hı, kimisi küçük tavuklardan hoşlanır, yani anaç tavuklardan değil. Ve biz bütün çevremizdeki ülkelerin taleplerine de istedikleri gibi cevap verebilen bir ülkeyken, bir anda bu stokla ilgili, depolamayla ilgili sıkıntıdan başlayan süreç, İhracattaki fiyatları da etkilediği için onlara da pahalı ürün satamama durumuna düştük. Çünkü biz pahalıya üretmek durumunda kaldık. Ve ciddi anlamda sorunlarla karşılaştık. Hmm. Bakın, ben size başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani az önce bir parite demiştim süt üretiminde, yem ve sütle ilgili. Evet. Tavuk etinde de buna benzer daha farklı bir parite vardır. 3'e 1'dir. Yani 3 liraysa tavuk eti, kırmızı et, tavuk etinin 1 lira olması gerekir. Şu sıralar kırmızı etin 300 lira olduğunu düşünürseniz tavuk etinin 100 lira olması gerekli ki bu maliyetlerle, yani ya da piyasada bir denge olabilsin, birbirleriyle ikame edebilsinler. Ama tavuk etinin 45 liralarla 80 lira aralarında, ki daha aşağıda, gidip geldiğini görüyoruz. Demek ki burada tavuk etiyle kırmızı et arasındaki paritede tavuk üreticisi aleyhine bozuldu. Bütün bunlar da üst üste geldiğinde ne yazık ki tavukta da, yani elimize attığımız her üründe karşılaştığımız sorunları, hı hı, tavukta da görüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, tavuk üretici firmalar, entegre firmalar yılların firmalarıdır, güçlü firmalardır. Bu sorunların altından birlikte yol arkadaşlığı yaptığı küçük firmalarla, sözleşmeli firmalarla, hı hı, mutlaka altından kalkacaklardır ama durumları şu sıralar çok zor. Peki. Şimdi son 2 dakikam kaldı Sayın Ekmen, ama bu konuyu da sormak istiyorum. Çünkü etrafımda bu konuyla ilgili bana da çok fazla serzeniş geliyor. Artık meyve alamamaktan bahsediyor insanlar. Şimdi meyvelerde durum ne? Onu merak ediyoruz. Fiyat artışı. Hem de artık yaz geliyor. Kolayca bulacağız diye düşünüyoruz. Ama bulamama ihtimalimiz ya da yüksek fiyatlara alma ihtimalimiz nedir? Bir dinleyelim mi sizi? Ya maalesef bolluk olacak. Evet, biz çünkü ülke olarak Yüce Yaradan'ın büyük lütuflarına maruz olan bir ülkeyiz. Kesinlikle. Artışlarımız çok yüksek olacak ama piyasada ürün olması demek o ürünün satın alınabileceği anlamına gelmiyor. Hmm. İşte zaten en büyük dert de bu. Umarız ki tüketici gelirlerinde yükselme olur, enflasyonda biraz yavaşlama olur ve insanlar daha fazla ürün alabilirler. Hı hı. Bakın, meyve sebze diyoruz, bunlar protein ve güç. Ama asıl et daha önemli. Çocuklarımız uzun süreden beri et yiyemiyorlar.
et protein tüketmemek demek zeka gelişimi zamanında ülkenin geleceğiyle ilgili çok daha büyük problemler demek. Hı-hı. O yüzden biz yemesek de olur ama annelerimizin, hamile annelerin, yeni doğum yapan annelerin, çocukların, hı-hı, bebeklerin belli bir zeka gelişimiyle süt ilgili... Süt de aynı şekilde değil mi kadar, çocuklar için özellikle? Mutlaka ama süt, yumurta, mutlaka kırmızı et, mutlaka ve balık, hı-hı, tüketmeleri lazım. Eğer biz çocuklarımıza bunu tüketemezsek, bugün övündüğümüz İHA'ları, SİHA'ları gelecek, hı-hı, yıllarda hangi genç çocuklar büyüyüp de bu ülkede yapacaklar? Çok önemli. Şimdi bu Sayın konu. Ekmen, o yüzden önemli bir her konuya şeyden önce dikkat çektiniz. Buna yönelmemiz lazım. Önemli bir konuya dikkat çektiniz. Biz burada şimdi sizlerle, uzman konuklarla konuşunca bazen bize de seyircilerimiz ulaşıyor. Diyorlar ki biz de çocuğumuza tabii ki yedirmek, tüm kahvaltı ürünlerini masaya koymak, et yedirmek, süt içirmek isteriz ama bunun içinde bir ekonomik gelirin olması gerekiyor. Olmadığı zaman da maalesef ortaya da bahsettiğiniz durumlar çıkıyor. Maalesef. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydiniz. Bu konuda en azından bizi neler bekliyor ya da çözüm önerileri neler? Belki de en önemlisi buydu. Çözümü konuşmak gerekiyor bu saatten sonra bu durumun önüne geçebilmek adına. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkan Yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Erhan Ekmen konuğumuzdu. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz tekrar.